Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daimen. Değerli kardeşlerim, bugün yine bir pazar günü sizlerle ve siz değerli takipçilerimle, uzaktan yakından takip edenlerle bir hasbihal ve bir sohbet yapmak istedim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle bizleri takip ettiğiniz için, yayınladığımız videoları izlediğiniz, oralarda yayınlanan tövbe ve duaları yaptığınız ve o dualarınıza bizleri de ortak ettiğiniz için sizlerden Rabbim binler kere binler razı olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, sizlerin en çok merak ettiğiniz bir konuyu sizde bugün istişare yapmak ve sizlerle bir hasbihal yaparak anlatmak arzu ettim. Şimdi en çok merak ettiğiniz şey nedir diye düşündüm. Acaba zannediyorum ki birçoğunuzun kafasında şu var. Ya Erol Hoca birçok seansa girdi. 5.000, 6.000, belki 10.000 tane seansa girdi. Ve videolarda yayınladığı ve yayınlamadığı birçok şeye şahit oldu. Acaba bütün bu şahit olduğu şeyleri bir 30 dakikada özetlese nasıl özetler diye düşündüğünüzü hissettim. Birçoğunuzun sorduğunu ve acaba göremediğimiz şeyler neler? Ve Erol Hoca'nın bize anlatmadığı veya şahit olup da söylemediği gerçekler var mı diye merak ettiğinizi hissediyorum. O yüzden bugün sizlerle bu konuyla ilgili bir istişare ve bir sohbet yapmayı inşallah uygun gördüm. Bu arada selam veren, mesaj atan tüm kardeşlerimden ve takipçilerimden Rabbim binler kere binler razı olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, geçenlerde yine bir video yayınlamıştık. Fakat yayınladığımız videoda da bazı ses kesiklikler olmuş. Onunla ilgili hakkınızı helal edin. O mevzulara da değinerek sizinle kısa bir sohbet yapacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, şeytan bildiğiniz üzere Adem Aleyhisselam'ın dünyaya inmesiyle birlikte Rabbimizin süre verdiği ve bizim sınavımızda nefisten sonraki en büyük sınavımız olan bir varlık. Şimdi herkes Euzu çekiyor. Euzu çektiğinizde sağa sola kaçan şeytanlar görmüyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim şu ana kadar şeytanı gören, sağa sola kaçıştığını göreniniz var mı? Herhalde yok. Yani bu şekilde ben birinin gördüğünü zannetmiyorum. Peki bizler neden Euzu çekeriz değerli kardeşlerim? Yani bizim Euzu çekmemizdeki sebep nedir? Bizler neden Euzu çekeriz biliyor musunuz? Her insanın kalbinde lümme dediğimiz, lümme-i şeytaniye, yani şu kalbimiz, tabi oradan sağ taraf gibi gözüküyor size ama sol tarafım benim burası. Bir de ekranda sağ el, sol el olarak gözükür. Böyle bir şey var. Kalbin sol tarafında her insanda bir lümme vardır. Bu lümmenin görevi, hadis-i şeriflerde işaret edilen her birinizin bir cini vardır. Bir cin vardır o insanın sınavı için. Ona lümme denir. Her insanın kalbin sol tarafında bir lümmesi vardır, bir cini vardır. O insana kötülüğe meylettirmek, kötülüğe sevk ettirmek, vesvese vermek, şüphe vermek, işte namazın olmadığı, ibadetin olmadığı, şu kıza baksana, şu parayı çalsana gibi vesvese ve sevk eden bir lümmesi vardır. Kalbin sağ tarafında ise her insanda bir melek vardır. O da bir lümmedir. O da insanı işte namazını kıl, çalma, hırsızlık yapma,
günah işleme tarzında sevk eden bir de böyle bir lümme vardır. Biz Eûzü'yü kalbimizden bize vesvese veren lümmeye çekeriz. Yani Eûzübillahimineşşeytanirracim dediğimizde o sinsi vesvesecinin kalbimizde bize vesvese veren, bizi aldatan, kandırmaya çalışan, şüphelere ve korkulara düşürmeye çalışan şeytandan Allah'a sığınırız. Eûzü bu şekilde çalışır. Peki diyeceksiniz ki, hocam o zaman musallat nedir? Yani harici şeytan nedir? Harici şeytan ise, haricen vücuda bir cinin girmesi ise, bizlerin yediğimiz faizler, haksız kazançlar, haksız miraslar, vermediğimiz zekatlar, çiğnediğimiz ana baba hukuku, yediğimiz yetim hakkı, içtiğimiz içki, yaptığımız zina, kazandığımız haksız kazançlar, yaptığımız isyanlar, Allah'a karşı şirk sözleri, yerine getirmediğimiz adaklar, yalan yeminlerimiz, beddualarımız, lanetlerimiz ile bedenimize günah kapılarıyla şeytanların girmesidir arkadaşlar. Şimdi bunu zaten izlediğiniz videolarda net olarak biliyorsunuz. Bunun artık farkındasınız. Yani işlediğimiz günah kapıları bizlere bir musallata sebep oluyor. Musallatın vücudumuza girmesine sebep oluyor. Şimdi biz insanları seansa aldığımızda onlara şunu soruyoruz. Ne kadar sensin, ne kadar sen değilsin. Yani vücudunuzdaki bir musallat, haricen giren bir musallat, sizin ne kadar iradenizi ele geçiriyor, ne kadar sizi kontrol ediyor, ne kadar sizi yönlendiriyor, bunu fark edemiyorsunuz. Ve birçok şeyi yaptığınız halde siz onları bir şeytanın yönlendirmesiyle değil de kendimiz yapıyoruz diye zannediyorsunuz. Mesela bir videoyu yayınlıyoruz, bunu paylaşın diyoruz. Ya işte şöyle olur, böyle olur. İçinizden bir ses konuşuyor. Ya işte bu da cincilere takılmış, işte bu da musallatlarla uğraşıyor, bu da kafasını yemiş derler sana diyor içinizdeki bir lümme. Ve siz de ona inanarak o videonun paylaş butonuna basmıyorsunuz. Halbuki çok basit bir sadaka sizin için onu paylaşmak. Bunu yapamıyoruz. Şimdi ilk başta sohbetin başında anlattığım konuya gelince ben bugün sizlerle burada çok büyük bir gerçeği paylaşmak için buradayım. Geçen Cuma sohbetinde kısaca anlatmıştım. İnsanların şeytana dönüşmesi. Yani kalpteki lümmenin haricinde insanların işlediği kebairlerin çok fazla olması, günahların çok fazla olması ile bedenimize haricen giren musallatlar ile insanoğlunun bir mutasyon geçirmesi. Yani genetiğinin bozulması arkadaşlar, genetiklerinin bozulması. O kadar çok sayıda musallatların bedene girmesine izin veriyoruz ki biz bu zamanda bir vermediğimiz zekat, yaptığımız lanetler, isyanlar, şirk sözleri, İslam'dan uzak bir yaşantı, faizi kendimize helal etmemiz, ana baba hukukunu çiğnememiz, Allah'tan başkalarının kainatta koyduğu hükümleri, Allah'ın hükümleri karşısında kabul etmemiz ve birçok şey var. Yani 99 tane esmanın Allah muhafaza Allah'ın isimlerinin neredeyse insanoğlu tamamına şirk koşar bir hayat yaşıyor günümüzde. Ve bu da insan bedeninin dişinden tırnağına kadar şeytanlar tarafından ele geçmesine ve kontrolüne neden oluyor. Mesela bir acı bir olayı sizle paylaşacağım. Ben bu araştırmalarımda
Mesela net sonuçlar aldığım veriler var. Mesela şunu çok net olarak bugün söyleyebiliyorum. İnsanlar evleniyorlar, değil mi? Hepiniz bir evlilik yaşıyorsunuz. Anneniz babanız da evlendi. Yarın çocuklarınız da evlenecek. Korkunç gerçek şu arkadaşlar. Evlenenler siz değilsiniz. Diyeceksiniz ki hocam nasıl böyle bir saçma bir şey? Hoca da bizim kafayı yemiş diyeceksiniz şimdi. Siz evlenmiyorsunuz arkadaşlar. Evlilik seçimini vücudunuzdaki cinler yapıyor çoğu zaman. Mesela X insanda bir musallat var. Y insanda da bir musallat var. Kendi musallatı cinsinden birine sevk ettiriyor vücut içinden ve siz bunun adına bir aşk diyorsunuz, sevgi diyorsunuz. Evlilik tercihlerini günümüzde insan bedenindeki musallatlar yapıyor arkadaşlar. Bakın bir kez daha bunu söylüyorum. En çok dikkat edeceğiniz konu, en çok dikkat edeceğiniz konu siz evlenmiyorsunuz. Vücudunuzda günah ve kebairlerle sizi ele geçiren şeytanlar sizi birilerine aşık ediyor. Birilerine bağlıyor. Birilerinin peşinde sapkın bir şekilde koşturuyor ve siz evleniyorsunuz. İçkili düğünler, haram ilişkiler, evlilik öncesi çıkmalar, zinalar, haramları helal etme, fuhuş, dini nikahın kurallarını bilmemek, dinen bir eşinin nasıl nikahtan düştüğünü habersiz bir şekilde evlilik yapmak, nikahlarda mehir belirlememek, nikahlarda şahitlere tam dikkat etmemek, resmi nikahın dini nikah yerine geçtiğini zannedip nikahı yapmamak, alkollü insanlarla alkol alan insanlarla evlenmek, ana babasının yoğun beddua ve lanetlerini almış ana babasına zulmeden insanlarla evlenmek, faiz yiyenlerle evlenmek, zekat vermeyen insanlarla ve onların çocukları ile evlenmek, şirk ve isyan sözlerini söyleyen insanlar ile evlenmek, namaz kılmayan insanlar ile evlenmek, tesettürsüz insanlar ile evlenmek, nefsini put yapmış insanlar ile evlenmek, hevasını ve hevesini tek gaye ve amaç yapmış insanlar ile evlenmek, Kur'an'ın bir kısım ayetlerini inkar eden insanlar ile evlenmek. Bütün bunları yaparken sizler evlenmiyorsunuz. Sizlerin bedenlerinizi ele geçiren şeytanlar aynı sizin gibi bedenini ele geçirdiği insanlara sizi sevk ediyor ve siz onlarla yaptığınız evlilikler ile şeytanların çocuklarını dünyaya getiriyorsunuz. Bir kere daha söylüyorum arkadaşlar. Ahir zamanın en büyük fitnesi, en büyük belası dabbedir. Arzdan çıkan bir hayvanın insanların dişinden tırnağına kadar tüm zerrelerine yerleşmesidir. Ve ahir zamanın dabbetül arzları nikahsız birlikteliklerle, gayrimeşru ilişkilerle ve şeytanların sevkleriyle, çıkmalarla, gezmelerle, tozmalarla yapılan evlilikler neticesinde o evliliklerden doğan çocukların şeytana tabi olarak dünyaya gelmesidir. Kimi sevdiğinize, kime aşık olduğunuza, kimi Allah için sevdiğinize dikkat edin. Şeytana daha fazla çocuklar dünyaya getirmeyin arkadaşlar. Bunu kesinlikle dikkate alın. Mutasyon insanların şeytana dönüşümü ve o insanlardan şeytanların çocuklar dünyaya getirmesi ile mümkün. Bugün tüp bebeklerin her biri bir mutasyondur. Duygusu ve hissi olmayan, monoton, aynı bir takım hayvanların genleriyle oynayarak
o hayvanları dünyaya getirmek gibidir. Mutasyon gerçekleşmiş. İnsanlar hızla şeytan olmaya devam ediyor arkadaşlar. Kıyameti bir gün değil, her gün bekleyin. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ve şahit olduğum en büyük gerçek şudur. Şahit olduğum insanların ben diyeyim ki %99'u, siz deyin ki binde 999'u şeytanın ele geçirdiği, bilinçaltından yönlendirdiği ve insanoğlunun bir mutasyon geçirdiği ahir zamanın tam ortasındayız. Kıyameti her gün bekleyin. Şimdi geçenlerde biz bir oruç paylaştık. Allah'ım dedik. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların başlarındaki bela ve şerlerin defi ve bizim ve soyumuz üzerindeki tüm lanetlerin, musallatların kalkması ve bizim sana tam olan bir iman ve ibadet ile tam bir hidayete kavuşmamız niyetiyle 41 gün oruç tutmaya diye bir niyet verdik size. Ve bu orucu da tutarken dedik ki günde 7 hurma ve sadece suyla ve sert bir zeminde yatarak yastık ve yorgan kullanmadan yapın. Bir arınma gerçekleştirelim. Ve 41 gün tutacağınız oruçta 41 bin günlük 1000 istiğfar yapın diye bir formül söyledik. Aslında bu söylediğimiz formül değerli kardeşlerim, insanların şeytana dönüşümünün tamamlandığı bu zamanda o dönüşümden yani o mutasyondan bir geriye dönüş için verdiğimiz bir reçeteydi. O oruçları tutarken bazıları 15. gün nöbetler geçirdi. Bazıları haftasında epilepsi nöbetleri geçirdi. Bazısında kusmalar oldu. Bazısında vücut enerjileri değişik şekillerde atılmaya başladı. Hatta bir tanesi oruçtan bir gün sonra bana telefon etti. Dedi ki Erol, buna çabuk orucu bıraktır. Ben ölüyorum. Dedim sen kimsin? Ben dedi şeytanım. Bunun gibi birçok örneğine rastladık değerli kardeşlerim. Tesettür farz. Tesettürün bir tek şekli var değerli bacılarım, değerli kardeşlerim. Vücut hatlarınızı belirlemeyecek bir ferace düz bir giysi ya da çarşaftır. Başka bir tesettür yok. Allah adına olmayan muhabbetler, aşklar ve sevgilerle yapacağınız her evlilik sizi cehenneme götürür. Bunu asla unutmayın değerli kardeşlerim. Ahir zamanın tam ortasındayız. Kendimizi, ana babamızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı halidine fiha ebede dediğimiz o ebedi cehennem ateşinden kurtarmak, önce nefsimizden başlayarak insanları bu konuda uyarmak zorundayız. Birçoğumuzun şeytana dönüştüğünün en büyük delili şudur ki, haramları insanlar kendilerine helal etmiştir. Haramları helal etmiştir. Faizi helal etmiştir. Zekatı kendine, 1/40 fakire vereceği parayı kendine helal edip fakire haram etmiştir. Haramların helal edildiği bir asırda, yestehibbunel hayata dünya alel ahire, o asrın insanlarına yazıklar olsun ki, ahiretin elmas gibi nimetlerini bildikleri halde dünyanın kırılacak cam ve şişe parçalarını ona bilerek ve severek tercih etmek. Yani ahireti bildiği halde, cenneti ve cehennemi bildiği halde dünyanın menfaatlerini ve çıkarlarını, dünyevi amaçları ve gayeleri, dünyevi aşkları, sevgileri ve muhabbetleri, dünyevi malları, mülkleri, arabaları, sarayları, köşkleri, tahtları ahirete tercih etmek bu zamanın en büyük madyunluk taunudur. Maddecilik asrında bizler ebedi hayatı dünyaya tercih edenlerden olduk.
Rabbim bizlere ayılmayı nasip eylesin. Bir ibretlik bir olayı sizlere arz etmek istiyorum. Geçenlerde bir kardeşimizi seansa aldık. Sizin bir kardeşinizi seansa aldık. Sizden birisini. Seansa gelmeden önce dua etmiş. Allah'ım, ben kabirde yaşayan insanların nasıl yaşadıklarını, ceza görenlerin nasıl ceza gördüklerini bilmek istiyorum. Allah'ım bana onları göster. Bana onları bildir diye çok fazla dua etmiş bir kardeşinizi seansa aldık. Seansta oturttuk. Dedim ki kimler hakkında bilgi almak istersin? İşte dedem dedi, anneannem dedi. İşte birkaç isim verdi. Biz hastayı oturttuk. Dedik ki ben senin dedenin ruhuna bir Fatiha okuyacağım. Bakalım ruhu bedene iştirak edip gelecek mi diye. Bunun ses kaydı var. Ses kaydını ileride inşallah yayınlayacağım. Görüntü kaydetmek istemedi kardeşiniz. Görüntülü olsaydı çok daha enteresan olacaktı. Ve şöyle dedim. Allah'ım, okuyacağım Kur'an'dan hasıl olacak olan sevabı bu karşımdaki kişinin dedesinin ruhuna hediye ediyorum. Onun ruhunu buraya celbeyle ve bizle konuşmayı ona nasip eyle. Ben Fatiha'yı okudum. Bitti. Bir anda o kardeşinizin yüzü değişmeye başladı ve yaşlı bir insanın suretine yüzü olarak döndü. Ve ses tonu değişti. Ve ihtiyar bir adam, erkek sesi olarak bedendeki konuşmaya başladı. Anladım ki onun kabirde yatan o yakınının ruhu iştirak etti bedene. Bu habis olan ruhlarda mümkündür arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün mü diye sorarsanız, habis ruhlar dua eden yakınlarının ruhlarına, bedenlerine sirayet edebiliyor. Bunu biz daha önce birçok kez yaşadık. Habis ruhlarda bu mümkündür. Ve geldi. Sen dedim kimsin dedim. Ben dedi falan falanım. Bunun dedesiyim. Kaç yıl önce dedim vefat ettin? İşte 5 yıl önce. İlk sorum şuydu. Yani hani gidip de gelen var mı diyoruz ya bazılarımız. Ben bu gidip de gelenlere birçok kez şahit olmuş birisi olarak. Bu da ilginç bir olay olduğu için sizinle paylaşıyorum. Evet dedi, 5 yıl oldu dedi. Peki dedim ilk sorum şuydu ona. Sen imanla mı kabire girdin? Hayır dedi. Ben dedi son nefesimde kelime-i şehadeti dedi söyleyemedim. Peki dedim dünya hayatında neler yapardın? İşte ben isyan ederdim. Zekatı vermezdim. Namaz kılmazdım. Lanet okurdum. Çok israfçı birisiydim diye böyle anlattı. Peki dedim kabir hayatı nasıl? Yani imansız birisi olarak kabire giren birisi olarak şu an sen oradan buraya bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın izniyle geldin. Orada insanlar ne yaşıyorlar? Veya sen orada ne azap çekiyorsun diye sordum. 100 tamamen farklı, şive farklı. Enteresan bir şekilde bir konuşma geçti aramızda. Ben dedi çok isyan ederdim, Erol dedi. Peki isyan için sana ne ceza veriliyor dedim. Böyle yaptı. Hani dedi biz böyle ellerini böyle yaptı. Dünyada çamaşır sıkarız ya dedi. Islatılmış bir çamaşırı kurutmak için çamaşır sıkıldığı gibi. Kabirde beni bir çamaşır gibi sıkıyorlar dedi. Öyle sıkıyorlar ki hani çamaşırı burkalayarak böyle sıkarsınız ya arkadaşlar. Vücudumdaki bütün kemikler un ufak oluncaya, kırılıncaya kadar. Sonra bu tekrar devam ediyor dedi. Peki dedim, zekat için ne azap yapılıyor sana? Zekatını vermedin. Midemden bir şey bir anda sıkıyor ve iç organlarımın yarısı ağzımdan, yarısı alt taraftan aşağıya fırlıyor. Ve bu azap böyle dedi devam ediyor. Oruç tutar mıydın dedim. Hayır dedi.
Peki oruç için dedim bir azap var mı? Tutmadığım oruçlar için. Dünyada yediğimiz bütün nimetler, yediğim bütün nimetler bana kusturuluyor kabir azabında dedi. Dünyada yediği bütün nimetler tek tek ona kusturuluyor. Bunu söyledi. Kişinin böyle bir bilgisi olmamasına rağmen, yani vücudunda o habis ruhun, kabre imansız giren o ruhun bedene gelmesiyle beraber yüzünde bir dehşet vardı zaten. Yani kabirden çıkan, azap içerisinden gelen bir insanın ifadesi vardı. Bunu ben birçok kez şahit oldum ama bazı şeyler sizin tabii hafızanızın alması çok zor. Mesela bedduaları anlatırken veya kabirde lanet okuyarak kabre giren, zürriyetine beddua ve lanet okuyan bir insanın öldüğünde kabrinde çektiği azap veya faizcinin veya tefecinin kabrinde çektiği azap, bazen sağ olan akrabasının veya çocukların ona dua etmesiyle o insanların ruhuna yansıdığını bir takım videolarda çok müdakkik, yani dikkatli kardeşlerim bunu biliyorlar. Ahiretimizi ciddiye alalım değerli kardeşlerim. Gerçekten şeytana dönüştük. Ve hızlı bir dönüşüm süreci var. Haramları hayatımızdan çıkaralım. O 41 orucu mümkün olduğu kadar tutun. Tövbe-i Sâhin 4. baskısı inşallah bu ayın içinde hepinize kargolanacak. Sipariş verenlerin hepsine. Sonra içindeki şeytanı öldür dediğimiz eğitim ve araştırma kitabının ismini en son bir karar verdik. Kitabın ismi Şeytan Haritası, alt başlığı içindeki şeytanı öldür. İşte İlmi Sahik Eğitim ve Araştırma Kitabı diye. Bu kitabı alın. Bu kitabın içindeki hakikatları, tevhid hakikatını, şirk hakikatını, şeytanların nasıl musallat olduğunu, nasıl bedene girdiğini, nasıl arınmanız gerektiğine dair bütün yöntemleri dikkatli okuyun ve onun bizlere kurduğu tuzakları inşallah sizler de öğrenin. Hem kendinize hem çocuklarınıza bu konuda rehber olun arkadaşlar. Bu bir kıyamet öncesi. Hani şuna benzetiyorum ben her zaman. İnsan son nefese gelir. Artık can çekişmeye başlar. Siz ona dersiniz ki kelime-i şehadet getir artık. Bir estağfurullah çek de ruhunu teslim et. Artık değerli kardeşlerim, kıyametin hengamında dünya son nefeslerini verdiği bu zamanlarda bizler sadece ümmet-i Muhammed'e kelime-i şehadeti getirin, tövbe edin diyoruz. Kıyametin kopmaması bir mucize artık. Veya bir gün sonra kopması bile bir mucize oldu. Ahir zamanda Deccal, Mehdi, Dabbe, tüm alametlerin zuhur ettiği bir zamandayız. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki, hocam biz görmedik alametleri. Deccal nerede, Mehdi nerede? Şu sırrı unutmayın. Ahir zamanda Deccal, Mehdi, hatta İsa Aleyhisselam çıktığında kamil Müslümanlar sadece imanın nuru ile onları bilebilecekler, görebilecekler. Herkes görmeyecek. Kemalatınızı sorgulayın. İmanınızı sorgulayın. Kalp gözlerinizi açmaya çalışın. Tövbeler ve istiğfarlarla basiretinizi açın. Ben sadece sizlere bunu söyleyebilirim. Evliliklere dikkat edin, eş seçimlerinize dikkat edin. Allah'a tam teslim olmayan birisiyle kesinlikle bir evlilik yapmayın arkadaşlar. Şeytanlara çocuk dünyaya getirtmeyin. Tekrar söylüyorum. Şeytanlara çocuklar dünyaya getirtmeyin. Bu size belki ifrat gelebilir ama
Benim yaşadığım bazı gerçeklerle artık bundan net ve emin olduğum şeyleri. Yüzlerce kez denediğim ve sonunda yapılan testler ve araştırmalar sonucunda size ifade ettiğim bir manadır arkadaşlar. Bugünlük de sohbetimizin sonuna geldik. Rabbim yarınız ve yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daimen.